MIT Açık Ders Malzemeleri Lineer Cebir 18.06 3. Ders Şimdiye kadar matris çarpımı yaptım. Ancak şimdi sıra matris çarpımları ile ilgili kuralları tartışmaya geldi. Ve ilginç olanı bunu bir sürü yoldan yapabilmeniz ve sonucunda hep aynı olması. Ve hepsi de önemli. Şimdi matris çarpımını, sonra da matrisin tersini bulmayı işleyeceğiz. Daha önce matrisin tersinden söz ettik. O büyük iş. Matris tersi ile ilgili yapacak çok şey var. Şimdilik matrisin çarpımı ile başlayacağım. İlk yönteme bakalım. Tamam. Bir A matrisi ile bir B matrisini çarptığımızı düşünelim. Bu bana bir sonuç verecek. Buna C diyebilirim. A çarpı B. Tamam. Şimdi şu eleman için kurala bakalım. Bu i'nci satır ve j'ninci sütundaki eleman. Bu i j girdisi. Tam burada c i j var. Her zaman önce satır sayısını, sonra sütun sayısını yazarız. Demek ki belki c 3 4'ü alacağım. Belirgin bir şeyle çalışmak için. i j diyeceğime şimdi c 3 4 sayılarını kullanayım. Şimdi bunun nereden geldiğine bakalım. 3 4 girdisi nereden geldi? Satır 3'ten işte burada satır 3 ve sütun 4'ten geliyor. Bildiğiniz gibi sütun 4. Ve ben şimdi veya biz şimdi bunun için bir formül yazabilir miyiz? C 3 4. Bütün satıra ve bütün sütuna bakarsak hızlıca söylemek için A'nın 3. satırı ve skaler çarpımı için nokta işareti kullanabilirim. Aslında bunu pek sık da kullanmayacağız. Nokta B'nin 4. sütunu. Bu bize basit bir matris notasyonu kullanma şansı veriyor. Girdiler ne? 3. satırdaki ilk eleman ne? İşte şurada duran sayı. A. İki indeksi var ve bunlar ne? 3 ve 1. Demek ki burada bir 3, 1 var. Şimdi dördüncü sütundaki ilk eleman ne? Burada duran ne? B, 1, 4. Doğru. Demek ki skaler çarpımı A, 3, 1 ile B, 1, 4 çarpımı ile başlıyor. Ve sonra da sırada ne var? Bu sanki bir toplama derlemesi gibi. Sonra öteki adım geliyor. A 3 2. İkinci sütun. Çarpı B 2 4. İkinci satır. Demek ki A 3 2 çarpı B 2 4. Ve sonra bu şekilde devam eder. Şimdi biraz indekslerle alıştırma yapalım. Hatta toplama formülüyle de alıştırma yapalım. Demek ki bu dersin çoğunda vektörlere bütün olarak bakacağım. Nadiren bu özel elemanların detaylarına gireceğim. Ancak şu anda yapsak iyi olur. Bu bir çeşit toplama değil mi? Üçüncü satır ve sütun K'da bulunanların toplamı çarpı satır K ile sütun 4'te bulunanlar. Bunun şurada gördüğümüz şeyin olduğunu fark ettiniz mi? Burada k eşittir 1, şurada k eşittir 2 ve boylu boyunca. Toplam satır boyunca ve diklemesine sütun boyunca 1'den n'ye kadar gidiyor. C 3 4 elemanının ne olduğu burada görülüyor. A 3 k çarpı B k 4'ün toplamı. Bunu yapabilmek biraz da alışkanlık ister. Peki. Belki de şimdi şunu söylemeliyim. Biz bu matrisleri ne zaman çarpabiliyoruz? Bunların şekli ne? Bunların şekli ne olmalı?
Eğer ille de kare olmaları zorunluluğu yoksa. Eğer kare iseler o durumda aynı boyutta olmak zorundalar. Eğer dikdörtgensel iseler aynı boyutta olamazlar. Dikdörtgensel iseler şu olabilir. A'yı daima bir MYN'lik matris olarak düşünürüm. M tane satır ve N tane sütun. Demek ki bu toplam N'ye gider. Şimdi önemli olan ne? B'nin kaç satır olmalı? N tane. B'deki satır sayısı, aşağı doğru saydığımız adam sayısı, karşı taraftakilerle uyumlu olmalı. Demek ki N, N çarpı bir şey olmalı. Neyse ne. Herhangi bir P. Demek ki şuradaki sütun sayısı buradaki satır sayısına eşit olmalı. Ve sonuç ne olur? Sonucun şekli ne olur? C'nin şekli, sonucun şekli ne? Bakın şu aynı sayıda M satır var. Ve kaç tane sütun? P tane. M'ye P. Güzel. Demek ki M çarpı P tane sayı var şurada. Girdiler ve her biri şuna benziyor. Tamam. Bu standart kural. İnsanlar matris çarpımından bunu anlıyor. Ben de öyle. Ancak ben aynı probleme başka şekilde de bakmak istiyorum. Sütunun tümünü alarak ve satırın da tümünü alarak. Tamam. Demek ki yine ABC'yi yapabilirim. AB eşittir C. Ancak şimdi söyleyeyim bakalım. Şuraya yazmaya çalışacağım. Şimdi yine burada A kere B C'yi veriyor. Ve yine bu M çarpı N, bu N çarpı P, bu da M çarpı P. Peki. Şimdi sütunlara bir bütün olarak bakacağım. Şimdi şunun sütunlarına bakacağım. Matris çarpımının ikinci yolu. Şimdi bildiklerimin üstüne eklemeler yapacağım. Bir matrisi bir sütunla nasıl çarparım? Bu matrisi bu sütunla nasıl çarpacağımı biliyorum. Birinci sütun değil mi? Bu bana cevabın birinci sütununu verir. Matris çarpı ilk sütun şuradaki birinci sütunu verir. Çünkü bunların hiçbiri cevabın bu bölümüne girmiyor. Matris çarpı ikinci sütun cevabın ikinci sütunu olur. Ne söylediğimi görüyor musunuz? Bir matrisle bir vektörün çarpımını düşünebilirim. Bunu nasıl yapacağımı zaten biliyorum. Ve P tane sütunun yan yana durduğunu düşünebilirim. Birbirinin yanında duruyorlar. Ve bunların her birini A ile çarpıyorum. Ve cevabım da P sütunu elde ediyorum. Buna şöyle bakabiliyor musunuz? Bu oldukça güzel. Öyle düşünebilmek. Peki. Matris çarpımına şöyle bakmak. Eldeki birkaç sütunu A ile çarpıp sonucun sütunlarını elde etmek gibi görebilmek. Örneğin burada sütun 1 var. Sütun 1 değil mi? Ve şuraya giden A çarpı sütun 1. Tamam. Bu teker teker alınan sütunların resmi. Bana dediği ne? Bu resim bana şu sütunlar hakkında ne diyor? C'nin bu sütunlarının birleşimi. Çünkü bunu daha önce gördük. A'nın sütunlarının bileşimi. Bunların her biri A çarpı şu, A çarpı bir vektör, A'nın sütunlarının birleşimi olur. Ve bu mantıklı. Çünkü A'nın sütunlarının uzunluğu M ve C'nin sütunlarının uzunluğu da M. Ve C'nin her bir sütunu A'nın sütunlarının bir bileşimi.
Ve işte buradaki sayılar bana hangi bileşim olduğunu söylüyor. Bunu görüyor musunuz? Cevapta C'de bu sütunların bileşimini gördüğümü fark edebiliyor musunuz? Şimdi buna baktığımı düşünelim. Şimdi iki yöntem oldu. Bir üçüncü yöntem de satırlara göre bakmak. Şimdi de satırlara döneyim. Tamam. Şimdi A'nın bir satırının şimdi buradaki tüm satırları çarpıp çarpımı bir satırını nasıl verdiğini görelim. Bu satır şu satırların bir bileşimini alıp buradaki sonucu yaratır. Bakalım C'nin bu satırları neyin bileşimi? Bunu nasıl bitireceğimi söyleyeyim. C'nin satırları bir B matrisim olduğunda onun satırları olacak ve A ile çarptığımda ne olur? Satırları karıştırır. B'nin satırlarının bileşimini oluşturur. Teşekkürler. B'nin satırları. Bunu görmek istiyordum. Bu cevabın parçalarının nereden geldiğini görüyorum. Cevabın satırları şu satırların birleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Cevabın sütunları şu sütunların karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki 3 yol var. Şimdi doğal olarak peki 4. yol ne diyebilirsiniz? 4. yol demek bu şimdi elimizde tıpkı normal yol, sütun yöntemi, satır yöntemi ve ne kaldı? Söyleyebileceğim iyi bir yol, sütun çarpı satır. Çarpınca ne olur? Bu şimdi satır çarpı sütun bir sayı verdi. Peki şimdi size sütun çarpı satırı sormak istiyorum. Eğer A'nın bir sütununu B'nin bir satırıyla çarparsam ne şekil elde ederim? Demek ki bir sütunla bir satırı çarpmak. Bir satırla bir sütunu çarpmaktan tamamıyla farklı bir şey. A'nın bir sütunu, sütunun şekli neydi? M çarpı 1. A'nın sütunu bir sütun, M elemanı olan tek bir sütun. B'nin satırı ne? Tek bir satır ve P tane sütunu var. Şimdi bakalım. Bir sütunla bir satırı çarptığımızda elde ettiğim şekil ne? Bu kez koca bir matris elde ederim. Tam boyutlu bir matris. Bir sütunu bir satırla çarparsam... Bir tane deneyeyim mi? 2, 3, 4 sütunu çarpı 1, 6 satırını alayım. Şuradaki çarpım, demek istediğim matris çarpımı kurallarını takip ettiğimde bu kurallar sanki minicikmiş gibi görünüyor. Çünkü şuradaki satırlar kısacık, sütunlar da kısacık ancak aynı uzunluktalar. Tek bir eleman. Bakalım cevap ne? Eğer 2, 3, 4 çarpı 1, 6 yaparsam ne elde ederim? Tamam. Cevabın ilk satırı ne olur? 2, 12. Ve cevabın ikinci satırı 3, 18. Ve cevabın üçüncü satırı 4, 24. Bu çok özel bir matris. İşte burada. Çok özel bir matris. Bunun sütunları hakkında ne diyebilirsiniz? Bu matrisin sütunları hakkında. Şu adamın katlarıdırlar değil mi? Şunun katları. Ki bu da kurallarımıza uyuyor.
Dedik ki cevabın sütunları birer bileşim ancak tek bir adam var, tek bir adamın bileşimi. O da ancak adamın bir katı olabilir. Matrisin satırları, bu üç satır için bana ne diyebilirsiniz? Hepsi de şu satırın katları. Hepsi de bir altının katları. Tam da beklediğimiz gibi. Bakın şimdi tam boyutlu bir matris elde ediyorum. Ve şimdi bu fikri tamamlamak için... Dördüncü yolu yazayım. A, B, A'nın sütunları ile B'nin satırlarının çarpımının bir toplamı. Bir örnek verecek olursak matrisimin 2, 3, 4 ile başlayıp sonra da 7, 8, 9 olan bir sütunu daha olsun. Ve şuradaki matrisimin diyelim ki satırları 1, 6 ve 0, 0 olsun. Sonra işte dördüncü yolumuz. Tamam. Şurada iki sütunumuz var. Şurada da iki satırımız. Demek ki elimizdeki güzel kural. Bakın satırla sütun yöntemini yaptığı. Şuradaki ilk sütunla birinci satırı çarpıp buna ikinci sütunla ikinci satırın çarpımını eklemek. Demek ki dördüncü yol sütun çarpı satır yapıyorum. Birinci sütunla birinci satır, ikinci sütunla ikinci satırın çarpımı ve toplama. Aslında ne elde edeceğim? Bu matris çarpımı için sonuç ne olacak? Bakın, bu bize bir sıfır verecek. Demek ki yine şuna geri gittim. Ve cevap, matris çarpımının cevabı. Matris çarpımı ile ilgili bütün bu özellikleri ortaya koymam güzel. Çünkü şunun gibi özel matrisleri yazmama olanak veriyor. Bu özel bir matris. Bütün bu satırlar aynı doğru üzerindeler. Bütün bu satırlar 1-6 noktasından geçen doğru üzerinde. Bütün bu satır vektörlerinin resmini çizmek istesem hepsi aynı yöndeler. Bu iki sütunun resmini çizersem her ikisi de aynı yönde. Daha sonra bu dili kullanacağım. Üstelik çok da sonra değil. Diyeceğim ki satır uzayı tüm bu satırların bileşimi bu matris için sadece tek bir doğru. Satır uzayı 1-6 vektöründen geçen bir doğru. Tüm satırlar bu doğrunun üzerindeler. Sütun uzayı da tek bir doğru. Bütün sütunlar 2-3-4 vektöründen geçen doğrunun üzerindeler. Bu gerçekten olabilecek en küçük minimal bir matris. Bütün bu şunlar yüzünden. Tamam, bu üçüncü yol. Şimdi konuyu işlemeye devam ettiğimize göre matris çarpımı için bir şey daha söylemek istiyorum. O da şu. Şöyle de çarpabilirdiniz. Matrisi bloklara ayırıp bloklar cinsinden çarpım yapabilirdiniz. Bu da aslında oldukça yararlı. Onun için bundan da bahsetmek istiyorum. Blok çarpımı. A matrisini alıp bölebilirdim. Örneğin basit olması için 2'ye böleyim. 4 kare bloğa kare olduğunu varsayalım. Güzel bir durum yaratalım. Ve B, bunun da kare ve aynı boyutta olduğunu varsayalım. Bakın, bunların boyutlarının aynı olmaları gerekmez. Ancak tabii ki uyumlu olmalılar. Şimdi de blok çarpımı kuralına bakalım. Yani bunun şöyle blokları varsa... A... Belki A1, A2, A3, A4, şuradaki bloklar... Ve şunlar da B1, B2, B3, B4. Ve cevabımda da bir blok olacak.
Eğer bana bu blokta ne olduğunu söyleyebilirseniz, bugün bir daha matris çarpımı konusunda tek bir söz etmeyeceğim. Blokun içinde ne var görüyor musunuz? Bunlar belki, bu matris belki, bu matrisler belki, örneğin 20'ye 20'lik olabilir. Ve bloklar da 10'a 10'luk. Burada eşit boyutlu blokların olduğu kolay durumu ele aldık. Ve önemli olan bunları bloklar cinsinden çarpabiliyor olmam. Ve buraya ne gelir? Cevapta şuradaki blok ne olur? A1, B1. Bu bir matrisle başka bir matrisin çarpımı ve doğru boyutta 10'a 10'luk. Başka bir şey var mı? Buraya başka ne gelir? A2, B3 değil mi? Sanki blok satır çarpı blok sütun yapar gibi. Kimse, Gauss bile bunun çalıştığını anında göremezdi. Ancak geriye gidip düşünürsek, tüm 5 yolda da aynı çarpımları yapıp duruyoruz. İster sütun, ister satır, ister bloklarla yapalım. Sonuçta yaptığımız basit çarpım işlemi. Tamam. Şimdi matris çarpımı için tanımlanan kurallara uyumu kontrol edeyim. Tamam. Şimdi ikinci konu için hazırım. Matrisin tersi konusuna geliyoruz. Matris tersleri için hazırız. Önce kare matrisler için yapayım. Tamam. Demek ki kare bir A matrisim var. Ve bunun tersi olabilir veya olmayabilir. Her matrisin tersi olmayabilir. Aslında bu soru matrislerle ilgili sorulabilecek en önemli sorulardan biri. Eğer kare olduğunu biliyorsan, tersinin var olup olmadığı sorusu. Eğer tersi alınabiliyorsa, A ters diye adlandırabileceğim bir başka matris var demektir. Ve eğer A'nın tersi varsa, burada eğer önemli, eğer matrisin tersi varsa, bunun hangi durumlarda var olduğunu bilmek önemli. Ve eğer varsa nasıl buluruz? Şurada daha tamamlamamış olduğum denklemi şimdi tamamlamalıyım. Eğer bu matris varsa, eğer varsa A ile çarpıp sanırım birim matrisini elde ederim. Ve aslında bundan da fazlası var. Bu sanki bir sol ters matris gibi. Ancak sağda da duruyor olabilirdi. Ancak gerçek bir kare matrisin tersi sağ tarafta da yer alabilir. Bu da doğru. Yani şu, eğer varsa aslında bu değil, bu herhalde. Bu pek de ispatlanması kolay bir şey değil. Ancak bir şekilde işliyor. Yani sol kare matrisler için soldan alınan ters, sağdan alınan tersle aynı. Eğer soldan çarpıldığında birim matrisi veren bir matris bulursam, bu aynı matris sağdan da çarptığımda birim matrisi verir. Dikdörtgensel matrisler için sol ters matrisin sağ ters matrise eşit olmadığını göreceğiz. Zaten şekilleri buna olanak vermezdi. Ancak kare matrisler için bu mümkün. Ve A'nın tersi varsa bu işler. Tamam, şimdi bana bir örnek verin. Şu noktada olumsuz olmak hoşuma gitmiyor ama şimdi tersin olmadığı durumdan söz edelim. Demek ki bu matrislere tersi olan veya tekil olmayan matris denir. Bunlar güzel olanlar. Ve eğer bir matrisiniz varsa,
Bunun tersinin ne olup olmadığını bilmeniz gerekir. Tamam. En iyisi bir örnekle başlayayım. Bir örnek verin. Şurada bir örnek oluşturalım. 2'ye 2 bir matris alalım. Ters olmayan bir matris. Ve niye ters olmadığına bakalım. Şimdi bir tane yazıyorum. Tersi yok. Niye olmadığını görelim. Bir tane yazayım. 1, 3, 2, 6. Bu matrisin niye tersi yok? Bunu farklı şekillerde cevaplayabilirsiniz. Bir tek neden verin. Eğer determinantları biliyor olsaydınız, bilmeniz de gerekmiyor bu noktada. Determinantını alıp 0 elde ederdiniz. Tamam. Şimdi başka nedenlere bakalım. Bir matrisin tersinin olmaması için başka nedenler istiyorum. Şurada söylemiş olduğumu bu amaç için kullanabilirdim. Diyelim ki A çarpı diğer matris birim matrisimizi veriyor. Bu niye mümkün değil? Çünkü şurada sütunları düşünüyorum. Bu A matrisini bir başka matrisle çarparsam, o zaman sonuç sütunları için ne diyebilirdiniz? Hepsi şu sütunların çarpımı, değil mi? Eğer A'yı başka bir matrise çarparsam, çarpım sonucundaki sütunlar şunlardan gelir. Buna göre birim matrisini elde edebilir miyim? Mümkün değil. Birim matrisin sütunları 1, 0. Bunlar şu sütunların birleşimi değiller. Çünkü bu iki sütun her ikisi de aynı doğru üzerindeler. Tüm bileşimleri bu doğru üzerinde olacak. Ve dolayısıyla 1 ve 0'ı hiçbir şekilde elde edemeyeceğim. Dolayısıyla tersi olmayan bir matrisin sütun resmini görüyor musunuz? İşte bu diğer nedenlerimizden biri. Bu hatta daha da önemli bir neden. Peki neden daha önemli diyorum? Tüm bunlar önemli aslında. Bu şunu görmenin farklı bir yönü sadece. Bir matrisin tersinin olmaması neden o kadar önemli? Bir matrisin, bir kare matrisin tersi yoksa, eğer tersini bulamıyorsam, öyle bir x bulabilirim ki, bir x vektörüyle a'nın çarpımı, bu a çarpı x sıfırı verir. Bu benim en sevdiğim neden. Bu matrisin tersi olmayacak. Bana söyleyebilir misiniz? Şimdi öyle bir x vektörü bulun ki ax eşittir 0'ı çözsün. Bu anahtar soru aslında. Matematikte tüm anahtar denklemlerin sağ tarafında hep 0 vardır. Demek ki x ne? Şurası için bir x söyleyeyim. Şimdi ben söylediğiniz x yerine koyup 0 elde edeceğim. Hangi x işimizi görürdü? 3 ve eksi 1. Bu seçmiş olduğunuz mu? Pekala. Veya başka bir tane. Eğer 0 ile 0'ı seçseydiniz heyecanlanmazdım. Çünkü bu her zaman işler. Demek ki önemli olan bu vektörün 0 olmaması. Bu 0 olmayan bir vektör ve 3 ile eksi 1 işimizi görüyor. Söylediği şu, bu sütunun 3 misli eksi bunun 1 misli 0 sütununu verir.
Şimdi A'nın tersinin alınamayacağını biliyorum. Ama mantık ne? Eğer AX 0'a eşitse A'yı tersiyle çarptığımı varsayalım. Neden? Şurada. Şurada neden bunun ters matrisler için bir felaket olduğunu görelim. Eğer sütunların herhangi bir bileşimi sonuçta 0 veriyorsa o zaman matrisin tersi olmaz. Çünkü AX eşittir 0'ı alıp A'nın tersiyle çarpabilirdim. Ve ne elde ederdim? Diyelim ki şu denklemi aldım ve A'nın tersi olsaydı... Ancak olmayacağı sonucuna varacağım. Çünkü eğer olsaydı... Şu denklemi o ters matrisle çarpıp... X için 0 değerini bulacaktım. Eğer A'yı soldan A'nın tersiyle çarparsam X elde ederim. Eğer sağdakini A'nın tersiyle çarparsam 0 elde ederim. Böylece X'in 0 olduğunu keşfederdim. Ancak X 0 değil ki. X bu adam 0 değildi. İşte burada sonuç 3 ve eksi 1. Sonucumuz şu. Tabii ki bu sonuca varmak biraz zaman alıyor. Sonucumuz tersi olmayan matrislerin, tekil matrislerin sütunlarının bazı bileşimleri 0 vektörünü verir. Bir x vektörünü 0'a götürür. Ve A'nın tersinin bulunmasına imkan yok. Bu denklemin söylediği bu. Bu denklem bir x vektörünü alıp A ile çarparsam 0 elde ederim diyor. Ancak sonra A'nın tersiyle çarptığımda 0'dan kurtuluşum yok. Demek ki A'nın tersi olamazdı. Nerede? Burada. Peki. Düzeltelim. Pekala. Şimdi şunu alayım. Peki. Şimdi olumlu tarafına bakalım. Şimdi tersinin var olduğu bir matrisi ele alalım. Ve niye tersini almayalım ki? Peki, şu üçüncü tahtaya bir matris yazayım. Bununla biraz oynayayım mı? Şimdi bana tersi alınabilir bir matris söyleyeyim. Peki, 1, 2, 3. Buraya ne koymalıyım? 6 koymasanız iyi olur sanırım. Burada sevdiğim bir şeyler var mı? 1, 8, ne umurumda değil. Ne? 7 mi? 7. 7 uğurlu bir sayı. Pekala 7. Tamam. Ve şimdi fikir ne? Matrisin tersinin olduğunu düşünüyoruz. Determinantları sevenler çarçabuk determinantını alıp sıfır olmadığını görmüş olmalılar. Sütun işlemi sevenler ve... Bu bölüm pek de popüler değil daha. Sütunları sevenler bu iki sütuna bakıp "Hah işte iki ayrı yöndeler" diyecekler. Şimdi ne söylemek istediğime bakalım. A'nın tersinin nasıl bulunacağına bakalım. Demek ki A'nın tersi, burada A'nın tersi var. Ve şimdi de bulmam gerekir. Ve bu çarpımı yaptığımda elde ettiğim ne? Birim matris. Aslında hep 2-2 matrisleri aldığım için kusuruma bakmayın. Ama bazen işlemleri kısa tutup fikrin ortaya çıkmasını sağlamak daha önemli. Şimdi işlemek istediğim fikir ne? Şu A'nın tersi olan matrisi nasıl bulacağıma bakmam gerek. Şimdi... 4 tane sayı bulmalıyım. İlk sütuna bakacağım. Önce şu ilk sütunu alayım. A, B. Şurada ne var? Bana şunu söyleyin. İlk sütunun sağladığı denklem ne? İlk sütun sağladığı A çarpı şu sütun eşittir 1, 0. Cevabın ilk sütununu bulduk. Şimdi ikinci sütun C'de. A çarpı ikinci sütun eşittir
0, 1'i sağlar. Gördüğünüz gibi matris tersini bulmak iki sistemi bir anda çözmek gibi. Sistemin biri sağ taraf 0, 1 olduğunda bunu şimdi iki parçaya ayıracağım. Aslında yeniden yazmam bile gerekmiyor. A çarpı yapabilirim. Şunu buraya koyayım. A matrisi çarpı ters matrisin C'ninci sütunu birim matrisin J'ninci sütununu verir. Elimde N denklem var. Bizim durumumuzda iki denklem var. Her ikisinde de A matrisi var. Ancak sağ taraflar farklı. Dikkat ederseniz sağ taraflar bir matrisin sütunları, bu arkadaş ve şu arkadaş ve bunlar da iki çözümümüz. Ne yaptım görüyor musunuz? Denkleme sütunlar açısından bakıyorum. A çarpı bu sütun şu adam veriyor ve A çarpı bu sütun da öteki adam veriyor. Aslında bu sanki Gauss gibi. Gauss'a geri döndük. Yine bir denklem sistemi çözüyoruz. Ancak bu kez iki tane sağ tarafımız var. Şu noktada Jordan işin içine giriyor. Dersin en başında Gauss-Jordan'dan söz ettim. Bir kez daha yazayım. Gauss-Jordan fikri şu. Gauss-Jordan iki denklemi aynı anda çözüyor. Peki, şimdi tekniğin nasıl işlediğini gösterelim. Tek bir denklemi nasıl çözüyorum? Demek ki iki denklem 1, 3 ve 2, 7 ve A, B ile çarpıldığında 1, 0 veriyor. Ve diğer denklem de aynı şekilde 1, 3 ve 2, 7 ve C, D ile çarpılıp 0, 1'i veriyor. Peki. Şimdi ters matrisin iki sütununu söyleyeyim. Bir matris ters elde edeceğim. Demek istediğim, eğer bu A matrisini çözebilirsem, eğer şu sağ taraf ve de şu sağ taraf içinde çözebilirsem demek ki ters alınabilir ve demek ki matrisi elde ettim. Ve Jordan bu noktada Gauss'a bunları birlikte çözelim dedi. Matrise bakın. Sadece bunu çözersek 1, 3, 2, 7'ye bakarsam ve sağ tarafa ne yapmam gerekir? Sağ tarafı fazladan bir sütun olarak ekliyorum, değil mi? Bu genişletilmiş matrisimiz. Bu matris sağ tarafa birlikte baktığımda, sol tarafa yaptığımı aynı anda sağ tarafa da yaptığımda kullandığım matris. Onun için ekstradan bir sütun gibi bakıyorum. Şimdi iki tane sütun daha taşıyacağım. Şimdi Gauss'un yapmak istediğini yapacağım. Yok etme işlemini kullanacağım. Bunu sadeleştirirken şu bölümde ters matrise dönüşecek. Yok etme adımlarını kullanıp bunu birim matrise dönüştüreceğim. Ve göreceksiniz ki matrisimizin tersi şurada oluşuverecek. Hadi yapalım bakalım. Yok etme işlemlerimiz neler? Görüyor musunuz? Burada A matrisim var. Şurada da birim matrisi A'ya yapıştırılmış. Matris genişletilmiş. Oo, 2 ve 3 yer değiştirmiyorlar. Bunu mu yaptım? Hayır, yer değiştirmiyorlar. Özür dilerim. Pekala. Şimdi doğru yaptım. Tamam. Şimdi yok etme işlemine geçelim. Tamam, kolay bir şey yapacağız şimdi. Demek ki şu satırın iki mislini şundan çıkarıyorum. Bu satır aynı kalıyor. Ve şunun iki misli bundan çıkartılıyor. Bu bana bir tane 0 ve bir tane 1 veriyor. Ve şunun iki mislini buradan çıkarttığımda
yok etmenin ilk adımından sonra elde ettiğiniz bu. Dilerseniz bir şekilde sol tarafı sağ taraftan ayırayım. Yani birinci satırın iki misli ikinci satırdan çıkartılmış oldu. Bu bize bir üst üçgensel şekil verdi. Gauss burada duralım derdi. Jordan devam etmemizi söylüyor. Yukarıya doğru yok etme işlemi uygulayalım. 3'ten kurtulmak için ikinci satırın bir katını birinci satırdan çıkartmamız gerek. Şimdi hepsini tamamlayayım. Yapacağım şu, bu adam tamam. Ancak şimdi ne yapmam gerekiyor? Matrisin tersini verecek olan son adım ne? Şunu doğru sayıyla çarpıp şuradaki 3'ten kurtulmak istiyorum. Sanırım bu 1 olduğuna göre pivot şurada duruyor. 3 ile çarpıp şundan çıkartıyorum ve elde ettiğim ne? 1-0 elde ediyorum ve tüm yapmak istediğim de bu zaten. Bunu 3 ile çarpıp şundan çıkaracağım ve 7 elde edeceğim. Ve şunu da 3 ile çarpıp bundan çıkartıyorum. Bu da bana -3 veriyor. Ve ümidim ne? Şurada A matrisi ve birim matrisi ile başlayıp birim matris ve hangi matrise eriştim? İyisi mi bu? A'nın tersi olsun. Gauss, Jordan fikri işte bu. Uzun bir matrisle başla. Çift büyüklükte A'ı yok etme işlemlerini kullanarak şurayı I'ya indirge ve burası belli bir nedenle ve o nedeni de bulmamız gerekir. A'nın tersi olmalı. Bunun işlediğinden emin olalım mı? Bakalım bu matrisi bu parça çarpı A. A'yı buraya taşıyıp çarpım yapacağım. Göreceksiniz eski moda yöntemle yapacağım. 7-6 1'i verir. 21-21 eşittir 0. -2+2 eşittir 0. -6+7 eşittir 1. Kontrol edin. Demek ki matris tersimiz bu. Bu Gauss-Jordan fikri. Gelecek ders için yapmanız gerekecek ev ödevinde tüm bu aşamaları denemenizi isteyeceğim. Sanırım Gauss-Jordan yöntemini birkaç kez tekrarlamamız gerekecek. Mekanizmayı kavramamız için. Ancak asıl önemli olan ne olduğunu anlamak. Niye burada A'nın tersini elde ettik? Önce size bunu sorayım. Elimizde şu vardı. Şunu alıyoruz, satır sadeleşmesi uyguluyoruz, yok etme işlemi yapıyoruz. Bütün bunları genişletilmiş A, I matrisi üzerinde yapıyoruz. Sol tarafta I ortaya çıkana kadar yapıyoruz. Matrisin ikinci yarısı ise A'nın tersi. Peki bunu nasıl görebiliyorum? Bunu nasıl görebildiğimi şuraya yazayım. Şurada bildiğimiz Gauss-Jordan ve buna işlemler uyguluyorum. Demek ki elimde bir sürü E matrisleri var. Hatırlarsanız bunlar yok etme matrisleri. Bunlar geçen sefer bulduğumuz sonuçlar. Yok etme işleminin matris şeklinde ifadesi. Bazı E'lerle çarpıyorum. Ve sonuç demek ki bir dizi E ile çarpıyorum. Sonunda da elde ettiğim sonuç matrise E diyebilir miyim? Bu bizim yok etme matrisimiz. Bütün bu küçük parçaların çarpımı. Küçük parçalar ne demek? Hatırlayalım, şunun iki mislini şundan çıkaran bir yok etme matrisimiz vardı. Sonra da şundan bunun 3 mislini çıkaran bir başka yok etme matrisi var. Sanırım o durumda bütün yaptığımız buydu. Demek ki bu durumda yalnızca 2 E vardı. Biri şu adımı yapıyordu, diğeri de şunu. Ve birlikte her iki adımı da aynı anda yapan E matrisini veriyordu.
Ve şimdi bunun ne olması gerektiğini bana söyleyebilirsiniz. Bu olup bitenin resmi. Eğer E matrisi A'yı çarparsa, E her neyse hiçbir şekilde kurgulamamıştık. Ancak şu E ile çarpımı her neyse, E çarpı A. Peki E çarpı A nedir? Birim matristir. Demek ki şu E ne Allah'ın belasıysa A ile çarpılıp bize birim matrisini verdi. Demek ki E çarpı A eşittir birim matrisi olduğuna göre E için ne diyebiliriz? Demek ki ne olur? A'nın tersi olur. Harika. Demek ki E matrisi ikinci parça olan birim matrisini çarptığında E verir ve bunun yerine A'nın tersini koyabiliriz. Şimdi resme bu açıdan baktığınızda görüyor musunuz? E çarpı A birim matrisini veriyor. Bu bize E'nin ne olması gerektiğini söylüyor. E'nin ters matris olması gerekir ve dolayısıyla sağ tarafta E'nin birim matrisini eklediğimiz bölgede adım adım A'nın tersine dönüşüyor. Şimdi Gauss-Jordan yok etme yönteminin tanımını verelim. İşte bir matrisin tersini böyle bulursunuz. Olaya bir yok etme gözüyle bakabildik. N tane denklemin aynı anda çözümü gibi baktık ve N tane sütun ekleyerek bu denklemleri çözmek bize A'nın tersinin sütunlarını verdi. Tamam, teşekkürler. Gelecek çarşamba görüşürüz.